Hatırlarsanız şey söylemiştim. A priori bir sentezle oluşan bir yargı deneyim nesnelerine uygulanmak içindir işin aslında. Çünkü deneyim nesnelerinden başka nesneler de yoktur yeryüzünde. Gül vardır. Gül kırmızıdır. Türünden bir bilgi oluşturursunuz. Bu kendi içinde bizi doyuracak değildir elbette. Aklı. Ama farklı bir biçimde de düşünebilirsiniz durumu. Sözge'nin bilim açısından düşündüğünüzde su 100 derecede kaynar gibi bir şey. Suyun 100 derecede kaynadığından eminsinizdir. Her koşulda, her yerde suyun 100 derecede kaynadığından. Halbuki su bir deneyim nesnesidir. Peki akıl doymuyor mu bununla? Doyuyor şeye göre. Çünkü bu yasayı kendisi koymuştur. 100 dereceyi, 100 derece mefhumunu, derecelendirme mefhumunu bu yasayı kendisi koymuştur. Dolayısıyla bilme yetisi doyuma ulaşacaktır. Yasayı koyan akıldır böyle bir durumda. Ama ne ölçüde akıldır? İdrak yetisine, ferştanda, anlama yetisine, otoritesini bıraktığı ölçüde. Şimdi bir kategori ne demek? Kategori olası bütün deneylerin toplamı demektir. Böyle tuhaf bir şey. Garip bir nosyon. Olası bütün deneyler. Yani dikkat ederseniz şu yargılarda işte gül kırmızıdır. Bu gül kırmızıdır türünden. Yargılarda ne bütün güller kırmızıdır ne de kırmızı olan bu gül zorunlu olarak kırmızıdır. Sınırlandırılmış bir kavramla karşı karşıyayız. Gül ve kırmızı dediğimizde dikkat ederseniz. Böylece gül kavramından daha geniş bir kavramın içerisindeki gül olmayan çiçekleri dışlayarak bunu söylemiş oluyorsunuz. Daha geniş bir kavram, çiçek kavramı, gül kavramını içerecektir buna göre. Ya da bir arslanı, arslan nosyonunu, daha geniş bir hayvanlar. Onları da içerecek olan başka bir nosyon, canlılar. Bu dışlama ilişkisine dikkat edin, aklınızda bir tutun. Spinoza'nın ünlü sözünden geliyor. Her belirleme olumsuzlanıdır çünkü. Başka bir alanı dışlayarak bir şeyi tespit ediyorsunuz. Gül kırmızıdır yargısı dolayısıyla kendinden bir şey dışlıyor. Kırmızı olmayan gülleri dışlıyor. Önce çiçekleri varsaymıyor. Öteki çiçekleri varsaymıyor. Yani evreni varsaymayan bir, evrenin tümünü varsaymayan bir anlayıştır. Yargının işleyiş anlayışı. Peki mümkün olan bütün deneyimler, gülün nedeni vardır sözcüğünü düşünün. Bu a prioridir. Çiçeğin nedeni var dediğinizde bu da a prioridir. İşte mümkün olan her şeye uygulanabilecek kavram türüne kategori diyor Kant. Kendisi üçer üçer dizerek 12 tane kategori tespit ediyor ama bambaşka bir listede çıkarabilirsiniz keyfinize göre. Ama tek bir şartı vardır ve zor bir şarttır. Mümkün bütün deneyim nesnelerine, objelerine, tasarımlara uygulayabileceğiniz olan kavramlara her şeyin nedeni vardır sözgelim. Yani gülün nedeni vardır, her şeyin nedeni vardır. Nedensellik kategorisi sözgelim. Ya da totalite, bütünlük kategorisi. Ya da sınır, her şeyin sınırı vardır. Bütün deneyimin objesi olabilecek her şeyin bir sınırı vardır. Her şey sınırlıdır. Böyle bir dizi, her şey zorunludur. Söz gelimi. Zorunluluk. Kategorileri böyle türetiyor. Mümkün olan bütün deney objelerine evrensel ve zorunlu olarak uygulanabilecek nosyonlara kategoriler deniyor. Kant'ın bu
kategoriler arasında saymadığı yalnız iki. Evrensel ve zorunlu şey vardır. Kant zaman ve mekanı tatmaz kategoriler arasına. Saymaz. Ama biliriz ki her şey uzam içindedir, zaman ve zaman içindedir. Niye katmaz? Kimin söyleyebileceğiniz bir şey var mı fikrinizce? Tam olarak değil. Yani şu, kategorilerin tanımına göre her şey uzamdadır. Her şey bir uzama sahiptir. Uzam içinde yer alır. Ve her şey zaman içinde yer alır. Dolayısıyla bunun kategori olarak tayin edilmesi lazımdı Kant tarafından. Kategoriler listesine bunu koyması gerekirdi. Her şeyin bir nedeni vardır gibisinden. Kant felsefesinde aslında esrarengiz bir noktadayız çok. Bu çünkü bu üçüncü yeti, zihnin üçüncü yetisi ile uğraşmaya giriştiği, ciddi ciddi uğraşmaya giriştiği zaman. Özellikle yargı gücünün eleştirisinde. Üçüncü kitabındaki yaşlılık dönemi kitabıdır. Orada karşılaştığı bir sorun. A priori sentezi haz ve acı duyma yetisi için üretebilecek miyim? Bunun için çok uğraşıyor. Ve yer yer işte bir zorlukla karşılaştığını itiraf ediyor. İş çok karmaşıklaşıyor bu konuda. Mekan ve zamanı dışta bırakmasının nedeni o. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Zaman eskiden Kant öncesinde nesnelerin bir özelliği olarak düşünülürdü. Nesneler uzam ve zaman içindeydiler. Dolayısıyla kategoridir zamansallık. Temporalite. Yani şey için, Aristo için. Kant için değildir. Zaman çünkü açıkçası insan zihninin algısına aittir. Açıkça söylemek gerekirse. İnsan zihninin içerisinde olup biten bir şeydir. Ve söylediği asla öznelcilik değil. Bunu örneklemek için Descartes'in örneğini verelim. Cogito diyordu. Ne diyordu orada? Kuşku duyuyorum, öyleyse düşünüyorum, demek ki varım. Öyleyse ben var olan bir şeyim. Şimdi dikkat ederseniz Descartes bunu daha önce söylemiştim. İnsanın tanımı olarak sunmak da çok ısrarlıdır. Bu insanın tanımıdır. O zamana kadar insan nasıl tanımlanırdı? Aristocu, skolastik falan filan düşünce çerçevesinde. İşte rasyonel bir hayvandır. Akıl sahibi bir hayvandır ya da düşünen hayvandır filandır. Dikkat ederseniz bu generalar içerisinde, türler ve cinsler içerisinde de işleyen bir kategoriye bağlı olarak, bir predikat olarak tanımlanıyordu. Bu Descartes'le birlikte gelen bambaşka bir tanımdır. Çünkü öznenin içerisinde bir zaman vardır artık Descartes'le birlikte. Descartes bu tanımında, yani kuşku duyuyorum demek ki düşünüyorum, öyleyse varım, demek ki ben var olan bir şeyim zincirini zamansız diye niteler. Çünkü öznel farklı bir zamana aittir. Kuşku duyuyorsam mutlaka düşünüyorumdur. Yani bir düşünceden başka bir düşünceye, ikincisine zorunlu olarak geçerim. Sonsuz bir bilişsel, lojikal, mantıki zaman mesafesi içerisinde aralıksız geçerim. Ve ispatı da budur. Bu tasarımların birbirlerine bağlanışları. Yani dikkat edilirse Kant da Descartes'in bu kogitosunu alır. Yani bu tür bir öznelliği, bu öznenin içerisinde geçen, sonsuz kısalıktaki zaman sürecini kabul eder. Ama sonuncu bağlantıyı, öyleyse ben düşünen şeyim bağlantısını o kadar acele değil der. Çünkü
Bir şey olmak öznenin kendisine içsel değildir. Kuşku duyuyorum, tamam. Düşünüyorum, tamam. Ama öyleyse ben düşünen bir şeyim. Bunlar farklı tınlayan şeyler. Kendi tanımına ihanet ettiği bir üçüncü nokta vardır. Dolayısıyla Descartes'in Kant'a göre. Orada bir kategoriyi devreye sokmuştur. Öznenin içerisindeki zamanı kabletmiştir yani. Bir anlamda. Şimdi bu kategoriler meselesi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu üçüncü kitap bildiğiniz gibi a priori haz ve acı duyma yetisini ayrıştırmaya çalışır. A priori haz ve acı duyma yetisi ise bildiğiniz gibi zorunlu olarak yargılara bağlanacaktır. Yani bir yargı verirken bir şey konusunda bu güzeldir, bu iyidir türünden olduğuna dikkat edin. Bir yargının. Yargılamak bu demektir. Bu kötüdür, bu iyidir. İyi ile kötü arasında olduğuna dikkat edin. Bu haz verir, bu acı verir türünden işlediğine dikkat edin. Şimdi bu ne demektir o zaman? Bir süre sonra yargı gücünün eleştirisi adlı kitap elbette Kant'ın sanat felsefesi demektir. Onun temelini oluşturacaktır. Zaten Kant'ın sanat felsefesi de onun içindedir. Kategoriler yargı gücünü anlayabilmek açısından, yargı gücünün a priori olup olamayacağını anlamak açısından çok büyük önem taşıyorlar şu anlamda. Söz gelimi şey açısından, bilme yetim açısından arslan neydi? Bir hayvan familyası, etoburlardan. Şu özellikleri var. Bunları deskriptif olarak ortaya koyarım ve bir bilgisini oluştururum arslana. Bu tekabül ederse arslana, bir obje olarak arslana, bilgim tamamdır. Peki haz ve acı duyma yetisi açısından bakıldığında, estezis açısından, hissetme açısından bakıldığında, işte arslan budur yargısını insan bu böyle türden bir bilgiye dayandıracak değildir. Zorunlu değildir. Mesela kafasında şöyle bir tasarım olabilir insanın. Uzaktan bir homurtu geliyor. Ormandaki kuşlar havalanıyorlar. Dallar sarsılıyor. Ama bu arslandır. Yani bu tasarımların birleştirdiği, bu tasarımları tümüyle bilişsel olarak değil de ama bu arslandır yargısını verdirtecek şekilde örgütleyen başka bir zihinsel mekanizma olması gerekiyor. Bu zihinsel mekanizmayla Kant çok baş edememiş. Çünkü gerçekten tanımın elinden kaçan bir şey. A priori kurallarını bu. Böyle bir zihinsel mekanizmanın oluşturamıyorsunuz. Nerede ortaya çıkıyor bu zihinsel mekanizma? Kant'ın ünlü güzel nosyonunda sanatla ilgili olan ve yüce nosyonunda doğayla ilgili olan. Doğadaki amaçlılıkla ilgili olan. Şimdi bir şey hatırlatayım. Kısa bir geri dönüş Orta Çağ skolastiğine. Dun Scotus vardır. Şey, işte özellikle Arap eserlerinin, Doğu eserlerinin bolca okunmaya başladığı bir dönemde. 12. 13. yüzyılda yaşayan bir düşünür, skolastik düşünür, realist düşünür. O çok farklı türden bir varlıktan, bir bireyden bahsettiği olur. Bu bunun gibi bir şey. Arslan canlılar arasında bir hayvan türü, onların etoburlar familyasından falan filan. Bu bir bilgidir, realist bilgidir ama arslan aynı zamanda başka türden bir yargıya da söz. Başka türlü de delillendirebilir. Arslan, arslanın varlığı. Burada bir arslan var sözcüğüyle. Dikkat ederseniz güzel konusundaki bunun uygulanışı, güzel, bu güzeldir yargısı. Bu asla a priori olmayacaktır. Böyle bir yargı.
Neden a priori olamaz? Bunu söyleyebilecek olan var mı? Hegel öyle diyecekti sonra. Tam da o yüzden olamaz. Ama Kant'ta sanki o değildir. Hegel'in anlamadığı bir başka bir nokta yüzünden Kant böyle bir şeyi ortaya atıyor ya da karşılaşıyor. Böyle bir durumda. Ne olabilir? Çok emin değilim ama Du Scotus'un daha önce de bahsettiğim bu Haecetus Latince. Zor bir terim. Bir şeyin işte bu. Yani yargının ta kendisi. Yargı verme ediminin ta kendisi bir objeye sahip olduğunda, aslan dediğimiz bir objeye sahip olduğunda aslanın kendisini aşan bir tür aslan algısı imgesi devreye girecektir. Aslanın hissedilmesi. İşte yerler sarsılıyor bilmem ne falan filan. Ya da bir depremin hissedilmesi gibi sanki. Ama dikkat ederseniz sanat eseri nasıl işler? Herhangi bir sanat eseri, resim söz gelim, resim modelinde. Hissettiğiniz bir aslan vardır bir müzik parçasında. Bir kükreyiş. Ama asla aslan değildir. Ama aslanı hissedersiniz bir müzik parçasının içerisinde. Yani bir feeling olarak hissedersiniz. Elinizden kaçan bir nosyondur elbette. İşte bu aslan dediğinizde bu bilişsel bir aslan değildir. Kognitif bir aslan değildir. Ancak sanat eserinde mümkün olan bir aslandır ya da doğrudan yaşam içerisinde mümkün olan bir aslandır. Aslanla bir yerlinin karşılaşmasını düşünün. İşte tam da galiba bu yüzden a priori bir yargı üçüncü yeti için Kant tarafından bulunamadı. Ya da a priori olabileceği ispat edilemedi diyelim. Çünkü aklı aşan bir noktası var ya şey, yaşantının, yaşamın ta kendisine, sahip olduğumuz akıl yetisine baskın çıkan, onu alıp götüren, peşine düşüren. Mesela doğanın bir amacı var mıdır? Kant için bilme yetisi buna cevap vermez. İsteme yetisi, arzulama yetisi doğanın değil bizim bir amacımız olup olmadığını anlatır. Tanrı'nın bir amacı var mıdır? Spinoza bunu radikal şekilde reddetmişti. Tanrı bilinebilir mi? Kant'a göre bilinemez. Çünkü Tanrı bir idedir. Ve ancak ikinci yetiyle ilgili olarak söz konusudur. Çünkü Tanrı'nın bir görünüşü yoktur. Sadece ahlaki açıdan bir varoluşu vardır. Ahlaki bir bağ olarak varoluşu vardır. Bilinebilir bir şey olarak varoluşu yoktur. Bilme yetisi açısından Tanrı diye bir şey hesaba katmıyor aslında. Ama üçüncü yeti söz konusu olduğunda yani doğayla insanın teması, temas ettiği, gerçek anlamda temas ettiği yeti söz konusu olduğunda Tanrı ne oluyor? Söz gelimi. Tanrı bir anlamda doğadaki amaçlılığın kanıtı oluyor her şeyden önce. Doğanın bir amacı vardır diyemiyorsunuz bilme yetisi açısından ya da arzulama yetisi açısından. Özellikle arzulama yetisi açısından doğanın hiçbir amacı olamaz dikkat ederseniz. Ama hissetme yetisi açısından zihnin doğada bir amaçlılık varmış gibi gözlemlediğiniz anda yüce bir şey karşısında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ünlü sublim. Kant'ın sublim nosyonu. Yani bir huşu duygusu bir şey. Doğa karşısında duyulana o huşu diyor. Sanat eseri karşısında duyulana ise güzellik hissi diyor. İkisi aynı kökenden. Yalnız huşuyu daha olumsuz bir, daha sert ve daha esrarengiz bir duygu olarak tanımlıyor. Ondan sonra bu yargı gücünün kritiği elbette duyguların, bu tür duyguların ve temelde bu iki duygunun güzellik duygusuyla sanat eserindeki
güzellik duygusuyla huşu duygusu arasında ve üzerinde bir tartışma. Buna katılan duygular, tasarımlar, tasarımları nasıl işlediği, bitimsiz bir tartışmaya dönüşüyor Kant'ın yargı gücünün eleştirisi. Şimdi bizim açımızdan bu işin önemi, görsel olsun olmasın, bir sanat eserinin bir tür kompozisyon olduğudur. Her şeyden önce. Zorunlu olarak bir kompozisyon olduğudur. Ama bu kompozisyonun içindeki yargılar, tasarımlar diyelim, bilişsel biçimde örgütlenmiş olmak zorunda değildirler. Bu sanat eseri olmaktan çıkar. Arzulama yetisi açısından örgütlenmiş değildirler. Kant o konuda çok emindir. Bir elma resmi sizde onu yeme ihtiyacı uyandırmadığı ölçüde sanat eseridir Kant açısından. Bir elma elbette huşu vermeyecektir insana ama mesela şöyle bir an düşünemez misiniz? Elma ağaçları, hafif bir esinti var. Ve arkada güneş batıyor. Bu Kant'ın doğadaki sublim dediği, yüce dediği şeye tekabül eder. Arzulanır değil, bilinebilir değil. Orada artık elma ağacıyla bilişsel olarak ilgilenmiyorsunuz. Onu arzulamıyorsunuz, yemek istemiyorsunuz. Bütün bunlar askıya alınıyor ya da aşılıyor. İmajinasyon tarafından akıl aşılabiliyor. Akıl baş edemiyor böyle bir durumla. Yasamasını koyamıyor. O zaman bu iki duygudan birisine kapılmışsınız demektir. Güzellik yargısı ve yücelik üzerindeki yargı. Söz gelimi dünyaya karşı bir saygı hali, saygı duyma. İlginçtir Kant tuhaf bir şekilde saygı falan türünden insan duygularını estetik alanda düşünür. Şeyde değil, ahlak açısından, pratik, aklın pratik kullanımı dediği alan açısından düşünmez. Çünkü saygı duygusu, saygı duyma duygusu emredildiği için olduğu durumda tümüyle kültürün alanına aittir. Duygu falan değildir. Orada özgür de değilsin. Ama bu üçüncü yeti içerisinde, bu üçüncü yetinin bu bir anlamda çıldırması, aklın ötesine geçmesi çerçevesinde genel olarak kainat karşısında duyduğunuz bir kozmik saygıdan da bahsedebilirsiniz ki herhalde Kant'ın da bu üçüncü eleştiriyi yazarken arzuladığı böyle bir duyuşu hissettirmek. Bu açıdan Spinoza'ya çok benzer bir tarafı var Kant'ın.